Euroleague'in Final Four'a kalan takımlarının medya günü vardı. O amaçla hepimiz burada toplandık. Bu basın toplantısını da yapıyoruz. Çünkü her zaman sizler de zaman bulamıyorsunuz bizle konuşmak için, hocayla da. Biz Fenerbahçe olarak koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Bu ikinci sene üst üste yaptığımız Final Four. Amacımız hep söylediğimiz gibi vizyon olarak bunu her seneye, önümüzdeki her seneye yaymak. Yani biz plan yaparken uzun süreli planlar yapıyoruz. Onun için de Avrupa'nın en iyi koçuyla çalışıyoruz. Ve işte kaptan da burada, çok da değerli bir kadro var. Elimizde oyuncu grubu var. Biz kulüp olarak her zaman onlara sonsuz bir destek veriyoruz. Onlar da bunun karşılığını bu kulübe, bu camiaya veriyorlar. Dediğim gibi biz istiyoruz ki her sene Final Four'da olalım. Her sene bu güzelliğin, bu organizasyonun içinde günlük başarılarla değil, hedefli, planlı, vizyonu olan bir kulüp yaratmaya çalıştık, branş yaratmaya çalıştık. Bunda da dediğim gibi çok mutluyuz bu verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızdan dolayı. Ben tekrardan bizi buradaki her maçta müthiş destekleyen, hatta Avrupa'da bizle gelen seyircimize teşekkür ediyorum. Ve bu kulübün, bu Avrupa'nın en iyi koçunun buraya gelmesini, bu takımın yaratılmasını sağlayan da ilk önce başkan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum. Sizin de sorularınız vardır. Soru cevap halinde devam edelim. Evet, sorular alabiliriz. Nasıl size duyulabiliyor herhalde. Soramak istiyorsanız buyurun sorabilirsiniz. Birincisi Fenerbahçe taraftarı kendisiyle arasında çok farklı bir bağ var. Bu salona geldiğinizde sahaya çıktığında alkışlanması olsun, galibiyetlerden sonra isminin bağırılması olsun, gerçekten herhalde Fenerbahçe tarihinin en önemli sembollerinden biri olma yolunda ilerliyor. Şunu soracağım. Futbol stadyumunda da bir basket koçunun ismi bağırılıyor. Bu kendisine neler hissettiriyor duyduğu zaman ya da ona söyledikleri zaman, onu merak ediyorum en başta. Coach, you have a very special relationship with the fans. The minute you enter any environment, they start chanting your name. But as a next step in the soccer field, in the soccer game, they also start chanting your name. How does this feel for you? I'm very proud of this, of course. First of all, hello to everybody, and I tried really to, every time that happened this over here in the gym, to show to the players, because they are more important. They make a great job. We are in this position that we are because of them. Bu durumdan dolayı çok gurur duyuyorum ama her benim ismimi söylediklerinde oyuncuları işaret ediyorum. Çünkü onların sayesinde buradayız. Çok iyi iş çıkardılar. And maybe before that we start to talk about this Final Four, I would really like to say some words. That we are now in front of another Final Four, but job that we make start last year after that we finish the season. Final Four öncesi söylemek istediğim birkaç şey var. Şu an yine bir Final Four öncesindeyiz. First of all, I want to thank our president, Mr. Aziz Yıldırım, and all the board members that they give opportunity and trust to us to work in the way that we believe that is good for Fenerbahçe basketball team. Geçen sezonun başlangıcında bir çalışmamız oldu ve bunun için bütün yönetime, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize istediğimiz şekilde çalışmamıza izin verdikleri için. Lot of hours, Mr. Gerardini, Omer and me, we spend time in our office thinking about this season. Saatlerce Mauricio Gerardini ve Ömer Onan'la yeni sezon çalışmalarını yaptık. You know how many players we changed, absolutely different roster than last year, team that it was also in Final Four. So it was some kind of risk. Çok oyuncu değişimi oldu geçen seneye göre. Çok büyük risk aldık. But we believe in this idea. Ama düşüncelerimize sonuna kadar inandık. We believe in this that changing the team and changing the roster will have also this year possibility to go to Final Four, and I must say that I'm very happy because one more time we'll be between best four teams in Europe.
Ve takım kadrosunu değiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bir kere daha Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasında yer almayı hak ettik. And of course this not was easy. First of all because of preparation time that lot of players they was out. Çok zor bir hazırlık süreci oldu çünkü ilk başta birçok oyuncumuz yoktu milli takımlardan dolayı. But we spent a lot of hours over here working very hard in our gym. Ama saatlerce salonumuzda çok çalıştık. So one more time. The end of this story, everything is nice now but behind this it was great work first of all of my players. Hikayenin sonu şu ana kadar çok güzel oldu ama arka planda oyuncularım çok sıkı çalışması da var. They are and they will be always more important than anyone of us. Onlar her zaman hepimizden daha önemli olacaklar. Beşeri sakatlandıktan sonra Real Madrid maçı son bir ayda falan çok değişik bir sistemle hazırlandıklarını söylemiş koç. Tamamen farklı bir sistem. Şimdi Beşeri tekrar dönüyor. Kahalo Labrada'da nasıl sistem hazırlanacak? Çok şey değişik. After Vesely got injured, you had to create a new system for the team coach. Now that Vesely is coming back and he's going to be playing the Laboral game, are you going to create a new system that will integrate him into it? New. Yeninin yenisi. No, you know, people talk a lot about this. The truth is that if you have a roster that we have and injury of Vesely, it was really in bad moment for us. Elimizdeki kadroya bakarsanız Wesley'in sakatlığı çok kötü bir süreçti oldu bizim için. Because also Pero Antic it was out 2 months before that this happened. Bundan önce Pero Antic de 2 aydır yaklaşık sakattı. And he just coming back in the moment that Wesley take injury. Wesley sakatlığı anda da geri dönmüş oldu. And to be honest, Pero still have problem but he play. Dürüst olmak gerekirse Pero'nun halen bazı sorunları var ama oynuyor. So never before in my life I was in this situation that I have only one big guy, Ekpe Udo. Hiç hayatımda böyle bir durumda olmadım. Bir tane uzunum var, Ekpe Udo. That is very tough first of all for him. Onun için gerçekten çok zor. Because one part is a game but another part is practice that you must give some kind of rest to him. Maçlardan öte bir de antrenmanlarımız var ve bir şekilde onu dinlendirmemiz gerekiyor. And plus we are with another big guy. That I don't think that he deserves anything to talk anything else about him. Başka bir uzunumuz da vardı kaybettiğimiz ama onunla ilgili herhangi bir söz sarf edilmesini hak etmiyor burada. So you coming in this that you have one big guy. Sonuç olarak bir tane uzunumuz var. And of course it's absolutely different that you must try to do something that according with this that you have in your hands. O yüzden elinizdekilerle bir şey yapmanız gerekiyor. And I remember after that that we beat over here Darüşşafaka and we were sure first in our group that we start to dedicate every practice some minutes like preparation for a playoff game in EuroLeague. Burada Darüşşafaka Doğuş'u yendikten sonra grup birinciliğini garantilemiştik ve ondan sonraki bütün antrenmanlarda playoff'lara bir bölüm ayırdık. Without really to know against who will play. Rakibimizin kim olacağını düşünmeden. And price, it was first that we pay game against Cedevita. Bunun ilk cezasını Cedevita Zagreb maçında yaşadık. But players understand very well what we're doing, so they was really concentrated in the practices, and I believe that. Because of this, everything for us it was more easy to play against Real Madrid. Oyuncular her şeyin bilincindeydi ve buna göre çalıştılar. Dolayısıyla da Real Madrid'e karşı oyuncularımız daha rahat oynayabildi. We was really ready for this. Çok hazırdılar. Scouting that my assistant coaches make talking about Real Madrid was excellent. Asistan koçlarımın yaptığı Real Madrid hazırlıkları mükemmeldi. We know very well them. Çok iyi tanıyorsunuz hepiniz and onları. And we play really very good games against them. Ve çok iyi bir seri oynadık dolayısıyla. If you watch statistic of Real Madrid during the season and compare game that they play against us, not only these 3 games in playoff, also 2 games in first part of EuroLeague is absolutely different.
Real Madrid'in genel oynadıkları maçların istatistikleriyle bizle oynadıkları maçın istatistiklerini karşılarsanız gerçekten çok büyük fark olduğunu görebilirsiniz. So now talking about system and everything, Jan Vesely is very important player for us. And I hope that everybody will be healthy in Final Four. Sistemden bahsederken Jan Vesely bizim için çok önemli bir oyuncu ve en büyük dileğim Final Four'da herkesin sağlıklı olması. Believe me, sometimes I have big pain in my head. Zaman zaman çok büyük ağrı oluyor başımda. Lot of days, lot of hours I think what to do. Ne yapacağım diye düşünüyorum saatlerce. How to prepare my team. Nasıl hazırlayabilirim takımımı? Now we will have game against Trabzon Thursday. Sunday we play another game against Gaziantep. Tuesday we will have game against Gires. And after that last game against Ushak. So four games and you must think about Final Four. Önümüzde Trabzon, Gaziantep, Giresun ve Uşak maçı var. Final Four'a kadar 4 maçımız var ve aynı zamanda Final Four'da düşünmemiz gerekiyor. With problem that they have Ep and also Pero. Ve Ekpen'in de Pero'nun halen sıkıntıları devam ediyor. And to see what's going on with Jan Vesely. Ve tabii ki de Vesely'in durumunu görmemiz lazım. Because we must understand one thing is, you know, if he will be able to start the practice. En önemlisi antrenmana katılıp katılamayacağı. And it's not like this, you know, just start practice and he will be ready to play. Bir anda olamıyor bu tabii ki. If it's like this, nobody will make practice. Böyle just play basketball, just play the games. Kimse antrenman yapmadan direkt maça çıkardı. And this is impossible, of course. Bu da mümkün değil. So I don't know, really. If you ask me now, I don't know. Let's see this period that is front of us, but of course that we will try to prepare ourselves in best possible way to have good scout report about Baskonia and to be ready for Final Four. O yüzden şu anda gerçekten bilmiyorum sorunun cevabını ama en iyi şekilde çalışıp Baskonia'ya hazır olup Final Four'da hazır olacağız. Sayın Obradovic, belki de hiçbir koçun elde edemeyeceği bir başarıyı şimdiden yakalamış durumda. 15. Final Four, 8 kez şampiyonluk var. Belki 9 olacak bu sene inşallah. Bu kadar büyük bir kariyere sahip bir koç olarak kariyeri açısından hedeflediği nokta ne? Nerede duracak Obradovic diye sorsak? Coach, you have successes that not many coaches in the world have. You have 15 Final Four participations and 8 championships and maybe the 9th one this year. What is your aim? Where do you plan to stop, or how higher do you plan on going? Game that we play some nights ago against Efes over here in our gym. It was one of the best nights in my life. Birkaç akşam önce Anadolu Efes'e karşı oynadığımız maç hayatımın en önemli gecelerinden bir tanesiydi. Why I say this? Because before the game that people from the club prepared this video with all highlights the game that we play against Real Madrid, and the reaction of our people in the gym, it was something incredible. Bunu söylememin sebebi de kulübün bize hazırladığı özel video maç öncesi ve taraftarın gösterdiği tepki inanılmazdı. Any more reason need to say? Herhalde başka bir sebep yoktur. This is the best that happened for any coach, for any player. I said from my heart, one of the best nights in my life like coach. Kalbimden söylüyorum, bir antrenör olarak hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Because oyuncular için. You watched that it was full of people over here inside and they enjoyed so much. Tamamen doluydu burası ve herkes çok büyük keyif like alıyordu. Like they live again any action that we watch up in screen. Ve yaşananları tekrar o anda tekrar yaşadılar. And exist best feeling in the world if you see that people is happy. Ve insanların mutlu olduğunu görmek de dünyanın en güzel duygusu. So I was very happy in this moment. Çok mutluydum abi. And I hope that I will continue to have this opportunity in the future. İnşallah da gelecekte bu anların devamı gelir. Because this is time to say this. You remember last year game against Efes also after that we qualified for Final Four, how bad it was atmosphere. And I was very directly and I say, now I must say this. I'm very proud of our people. Without them, this not have any sense.
Geçen sene de Final Four'a kalifiye olduktan sonra yine Anadolu Efes'le oynamıştık ve çok boş bir salon oynamıştık. Çok üzülmüştüm. O zaman da duygularımı ifade etmiştim. O yüzden güzel olduğu zaman da bunu söylemem gerekiyor. Onlarsız bir hiçiz. I have really one message for all our people that they will be in Berlin. Over here in our gym we have great atmosphere and I believe that our fans they really help the team but always be big respect to opponent team. Buradaki salonumuzda müthiş bir taraftarımız var ve çok yardımcı oluyorlar takıma ama aynı zamanda rakip takıma da çok büyük saygı gösteriyorlar. And I will really like for their side to help us in Berlin but always with big respect first of all to Baskonia that is our opponent team in semifinal. Ve aynı ortamı Berlin'de de bekliyorum. Hem bize destek olsunlar ama aynı zamanda Baskonia'ya da saygı göstersinler. To give all the Europe one more time example of what mean fair play in sport and to continue to support us in proper way. Avrupa'ya sporda fair play'in ne olduğunu göstermek için en güzel şekilde bizi desteklesinler. Coach, last year you had a team was that had one of the best offensive efficiency in EuroLeague and you qualified for the Final Four. This year you transformed your team to the one of the best defensive teams, best defensive efficiency teams, and you still qualify to Final Four. How do you do that? And especially I'm going to ask about one player, Bobby Dixon. After 32 years old, he become a defender, which he wasn't known as a defender in his whole career. How did you do that? And then I want to remind that one possession that you hugged him during one game. How did you do that? Listen, I really believe that one team who pretend to be good team and to be on level of Final Four must know to play any kind of game. So this year we play a lot of games that we score a lot of points. One example is the Rochefoucauld game outside that we scored 106 and the result it was 106-100. So I don't have problem with this. Even 106-105. As I don't have problem to be 60-59. I always like to win the game. So this that I try to teach my players and to understand that it doesn't matter what happened, we must fight until last second to win the game. So sometimes you know you have excellent day shutting the ball. Because at the end of the day, we must put the ball inside. It's so simple. If you don't put, the way is to defend very strong and to beat them playing good defense. So always is balance between this. You will translate, sorry. Yes. Okay. Soru şuydu. Geçen sene hücumu çok iyi olan bir takım vardı ve Final Four'a kalifiye oldunuz. Bu sene de savunması çok iyi olan bir takım var. Yine Final Four'a kalifiye oldunuz. Bunu hangi şekilde yapıyorsunuz? Her şekilde oynaması gerektiğini anlatıyorum ben takıma. Bu sene özellikle Darüşşafaka maçında çok skor ürettik ama bu hiç önemli değil. Benim için yenmek yeterli. İster bir sayıyla ister 20 sayıyla hiç önemli değil. Sonuna kadar savaşıp mücadele etmeleri gerekiyor. Günün sonunda potaya gidip sayı atan önemli. Savunma ve hücumun da dengesi çok önemli. So we will try to do same all next game that they are in front of us. Bobby Dixon example. He's a player that he liked very much basketball. He understand this opportunity that he have now to play in Fenerbahce. He worked very hard and he's one of the leader of our team without any question. This specific situation I like really very much and I really try to transmit this to players what mean to go down on the floor and to fight for the ball. This give energy to team, this give energy to crowd, this give energy for everybody of us. And I am in this moment more happy person in the world. İkinci soruda özellikle Bobby Dixon'ın 32 yaşına kadar hiç savunmacı bir oyuncu olmayıp nasıl böyle bir transformasyon oldu, bunu nasıl başardınız? Dixon basketbolu çok seviyor, hayatı ve burada olmanın ne kadar büyük şans olduğunu da farkında. Çok lider bir oyuncu ve sonuna kadar savaşıyor ve oyuncularıma hep ona örnek gösterdim. Yerde mücadele edip o topu kapmak için elinize almak neler yapmanız gerektiğini dair. Bu hem takıma hem staffa, taraftara, herkese çok büyük enerji veriyor. And
After that, it doesn't matter what happened, what will be result. I will be okay with it, please. Mücadele ettikleri sürece benim için sonuçlar önemli değil. Gurur duyarım oyuncularla. And I believe all the people will be happy also. Ve eminim taraftarlar da çok mutlu olur. And thank you for this question because of front of my captain over here. So it's time to convert him to play defense. Soruya da teşekkür ediyorum kaptanın önünde. Şimdi onu da savunma oyuncusuna çevirmemiz gerekiyor. Not easy, yeah? Kolay değil. No, I really want to say, you know, we are 3 years together. Meli is, let's say, person that inside of the team everybody like him. It's not was easy for him to start to be captain of the team. It's not easy for no one. But he doing great job. He doing great job. I'm very happy with Meli, and he's, you know, person that he understand. Even some games he didn't play. But he's always in the bench, in the locker room, in the practice, he's helping everybody, and this spirit of the team is very important. So front of everybody over here, I want to thanks to him because of his behavior. Melih'le 3 yıldır birlikte çalışıyoruz ve takım kaptanımız aynı zamanda. Çok kolay bir şey değil takım kaptanı olmak ve biraz adaptasyon süreci oldu ama herkesin çok sevdiği birisi. Hem sahada hem saha dışında hepimizi toparlıyor, enerji veriyor ve ona bunun için teşekkür etmek istiyorum. O süre almadığı zamanlar oluyor. Her şeyin farkında, her şeyin bilincinde. Teşekkür ediyorum ona. I hope that now he will finally pay one dinner for everybody. İnşallah bunun sonunda da hepimize bir yemek ısmarlar. Because he promised after that he take money, you know, after in All-Star game that he was three-point contest winner. Yeah, so he promised, but... All-Star'dan sonra söz vermişti 3 sayılı kazanınca ama henüz görmedik. Benim önce koça, daha sonra kaptana bir sorum var. Ekbe Udoh'la benim ilk sorum. Ekbe Udoh'la ilgili. Ekbe, NBA'den Avrupa'ya geldiğinde hani NBA'den Avrupa'ya geçiş sürecinde Avrupa basketboluna uyumu konusunda bazı soru işaretleri vardı. Daha önce hiç Avrupa lockout zamanı bir deneyimi vardı. Bu şekilde performansın bu kadar yüksek olacağı pek tahmin edilebilir bir şey değildi. Ekbe'nin Avrupa basketboluna uyum sürecinde neler yaşandı, nasıl adapte oldu, onunla ilgili koç kısa bir bilgi verirse sevinirim. The question is about Ekpe. He came from NBA in American European basketball is very different, and not a lot of people believe that the adaptation would be easy in the playing style, but he showed an enormous performance. Could you tell us about this period, coach? Oof. Preparation time that he was in our facilities in Bolu, how is that? Yes. Well, it was very difficult. Topuk yaylası. Because for app, everything it was different. İlk çalışma alanımız topuk yaylasındaki kamptı. Çok zordu, çok farklıydı her şey. You know, two practices every day, six practices in a row without any kind of rest. It was tough for him. Günde çift antrenman ve altı antrenman üst üste günler boyunca çok zordu ona. But I tried together with the rest of the coaches from my staff to talk with him every day and to explain to him this is the period that we work very hard. These 2 weeks, after that everything will be different. Antrenörlerle birlikte hep onu anlatmaya çalıştık. Bu 2 hafta çok sıkı çalışma olacak ama daha sonra her şey normal olacak. And he understand this. He understand this very well, so no any kind of problem with that. He's also leader of this team. And the biggest problem is this really that he's only big guy and he handled this situation very very good. Bunu çok iyi anladı ve takımın lideri de gibi oldu aynı zamanda. Çok iyi bir oyuncu ama tek uzun oyuncu olduğu için de sorunlar yaşıyor. But I insist in this, not so big problem is in the game. Because he liked to play. Like every player, whatever they talk, they're tired and everything, every one of them want to be 40 minutes in the court. Bütün oyuncular gibi maç oynamaktan çok hoşlanıyor. Ne olursa olsun sağ dışındaki sakatlık, sorun vesaire sahada tamamını veriyor. And it's very difficult, of course. Ama bu zor tabii ki onun için. But from another side, to give to rest to him during the practice, this is the point. Elimden geldiği kadar antrenmanlarda dinlendirmeye çalışıyorum.
because of everything, how he playing against Real Madrid and everything after this game before the Efes, he make only one practice with the team. Real Madrid serisi sonrası Efes maçından önce sadece bir antrenman yaptı. And one more time he played very good game. Ve yine çok güzel bir maç oynadı. So this is experience that we must have in our mind for next season. O yüzden bu tecrübeleri önümüzdeki sezon için aklımızda tutmamız gerekiyor. Next year you know that format of your league will be different. We will play another league, everybody against everybody. We will have 5 weeks that we will during the week play 2 games in your league. This means let's say Sunday game over here, Tuesday, Thursday, Sunday. 5 times like this. Önümüzdeki sene çok farklı bir Euroleague var. Lig usulü oynanacak ve 5 haftasında 2 Euroleague maçı oynanacak. Lig maçıyla birlikte haftada 3 maç olacak. With this roster, impossible. Şu anki mevcut kadromuzda çok zorlanırız. So, one more time. After the finish of the season, we must sit and we must have plan. O yüzden sezon biter bitmez oturup plan yapmamız gerekiyor. If we want to really to think about Final Four next season. Önümüzdeki sezonu Final Four hedefliyorsak not, this is different. Yoksa farklı. So we must be ready. Hazır olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Diğer sorum Melih Kaptan'a. Kaptan, Fenerbahçe Türk Sporu'nda çok ender görünen bir şeyi başardı. 2 yıl üst üste Final Four'a kaldı. Sen de bu başarının içerisinde yer alan ender Türk sporculardan birisin. Neler hissediyorsun? Bunun devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından neler söylemek istersin? Ya ben öncelikle hocamın düşünceleri benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben takımım için, kulübüm için, hocalarım ve takım arkadaşlarım için her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım. Onun düşünceleri böyle düşünmesi beni çok mutlu etti. Zaten biliyordum öyle düşündüğünü de. Burada dile getirmesi beni çok onur etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle iyi bir takım, böyle iyi bir kulüpte kaptan olduğum için ve 2 senedir üst üste Final Four oynamak tabii ki çok önemli. Bunun sürmesi için de kulübümüz, yöneticilerimiz, başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bize sadece sahaya çıkıp savaşmak kalıyor. Bunu da şimdiye kadar gösterdik. Ama en önemlisi bunu Final Four'da da göstermek. Bunun için de çalışıyoruz. Bundan önce Final Four'dan önce 4 tane maçımız var, lig maçı. Bunlar da çok önemli. Ama dediğimiz gibi biz iyi bir takımız. Çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah Final Four'da da şampiyonluk gelir. Ondan sonra da Türkiye Ligi var. O da çok önemli. İnşallah bu sezonu 3 kupayla bitiririz. Teşekkür ederim. Başka soru, son bir soru alalım. Ömer Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi 28 Nisan'a alınan bir maç var. Deplasman, Trabzon deplasmanı. Bununla ilgili herhangi bir önlem veya başvuru yapılacak mı? Yani zaten benim bildiğim maç seyircisiz oynanacak. Gerekli önlemler zaten alınır güvenlik olarak. Bizim ekstra bir güvenlik almayacağız. Federasyon bunların hepsini düşünecektir. Yani orada da insan üzülüyor tabii olan olaylardan dolayı. Çünkü hepimiz sporun içindeyiz. Hep Trabzon çok güzel bir şehir. Hep güzellikleri insan yaşamak istiyor. Bırakın bizim oyuncularımızı, kendi oyuncuları için bile çok zor bir atmosfer var. Ama dediğim gibi maç seyircisi oynanacak. O günde güvenlik önlemlerinde bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Varsa Son soruyu alalım. Tamam. Kendisi de uzun yıllar Yunanistan'da görev aldı. Bu sezon Yunan takımları erken aşamalarda veda ettiler Euroleague'e. Bunun hakkında görüşlerini almak istiyordum ben kendisine. Yani ne düşünüyor Olympiakos'un, Panathinaikos'un bu erken elenmesi hakkında? Coach, you worked in Greece a lot and this year the Greek teams got eliminated very early from the Final Four in the Top 16, Top 8 series. Why do you think this happened? Try to find number of this clubs and call somebody over there to ask this. Onlara sormak gerek. Nothing to do with me, really. Benim cevap verebileceğim bir şey. My mind is over here. I'm very happy over here talking to you. Thank you very much, first of all, that you are over here, that you follow us. This is very good. I believe and I hope in future will be more people and this is always good for us. Ben sizin için buradayım. To have opportunity to see you and to talk with you. İnşallah ileride de siz de burada olursunuz ve sizlerle sohbet edebiliriz. Teşekkür ederiz herkese.
Şeyi de burada gelmişken hani konuşalım diyoruz çünkü hep soruyorsunuz bize, biz çok röportaj da vermiyoruz, hani zamanımız da olmuyor. Bu şu anda gündemde olan, hepiniz yazıyorsunuz FIBA Euroleague ile alakalı. Şunu söylemek istiyorum, biz Euroleague'de devam edeceğiz ve FIBA ile şimdi olan olaylarda da bir baskılara herkes maruz kalıyor, öbür takımlar da, Euro Cup takımları da. Fakat biz 40 takımlı Euroleague ve FIBA Euroleague ve Euro Cup'un olduğu 40 takımlı bir organizasyondan bahsediyoruz ve düşünüyoruz. Bunun basketbolu ileri taşıması açısından daha iyi olacağını ve buradaki düzende şeffaf kulüplerin yönettiği bir düzen var. Bundan geri adım atmayacağız. Çeşitli şekillerde tehditler geliyor federasyonlara. Ama çoğu ülke, bu İspanya Adriyatik Ligi zaten açıkladılar. Biz de buradan, çünkü biz başkanla da konuştuğumuzda başkan da ilk günden söylüyordu. Yani bir baskılar olduğu sürece veya başka takımları Euro Cup'ta Türk takımlarını oynatmadıkları sürece, eğer böyle bir baskılar olursa Euroleague olarak herkes birlikte hareket edecek ve bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Biz de kulüp olarak da bunu ilk önce söylüyoruz. Sonu ne olursa olsun o açıdan artık, yani 1970'lerin kalmış mantalitesiyle bu organizasyonlar yapılmıyor. Çok güzel bir şekilde bir NBA'den sonraki en iyi basketbol organizasyonudur Euroleague ve Euro Cup. O açıdan da bunu da kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Yapılacak o baskılar takımlara sonuçsuz kalacaktır sonunda. Ben bunu söylemek istiyorum. Hocanın da belki söylemek isteyecekleri seyahatim. Do you want to say a couple words about the FIBA Euroleague clash? No, no. I want to be constant for the our things. Okay. If you agree. Yes, I have a question. Yes. Tell me, my friend. Me, yes. For O and Melly. O and Melly. Yes. Census. Yes, come. Definitely tell. Sen tercüme eder miydin? Türkiye Final Four, Türk takımını Final Four getirmek nasıl bir duygu? Sizin sayenizde, takım sayesinde inanılmaz bir duygu. Hemen yönetici oldu ha, sizin sayenizde. an amazing feeling because of you guys and the whole team. I think your second question is about the bonuses, huh? No. No, okay. Then okay. Tamam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Teşekkürler.